Merhaba arkadaşlar. Buket de kahve falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanımı kapattım. İzleyenlerim adına da niyetlendim. Sizler de gönlünüzden geçirdiğiniz konuyu niyetlenin. Bakalım fincanınız neler söyleyecek. Hep beraber dinleyelim arkadaşlar. Öncelikle aramızda yeni katılan arkadaşlarımız oluyor. Hepiniz hoş geldiniz. Nasıl ulaşım sağlayabiliriz diye sorulmakta arkadaşlar. Aşağıda bırakmış olduğum bir link var. Tıkladığınızda sadece Whatsapp'tan yazarak ulaşım sağlayabiliyorsunuz ee, ve de bu kitle kahve falı Instagram hesabından da yine yazarak ulaşım sağlayabiliyorsunuz arkadaşlar e, numarayı söyler misiniz diyenler oluyor 0533 031 01 32 telefon numarasından bana ulaşım sağlayabiliyorsunuz arkadaşlar Öncelikle ben e, güzel bir enerji gönderiyorum Sizlerde gönderin pozitif bir enerji sağlayalım. Neyse halimiz o çıksın falımızda. Her yerine bir gün birçok arkadaşımız bize dahil olmakta. Hepiniz hoş geldiniz diyorum. Bakalım neymiş fincanımızın mesajı. Neyse halimiz o çıksın falımızda. Evet. Şimdi evet, şöyle bir akan yolunuz var. Bu sizi sevindirecek bir şey. beklediniz bir haber. Hayır bir de gelecek tarafında çıkıyor arkadaşlar. Şimdi o konuya mutlaka değineceğim. Şu akan giden şuradaki parçalar ne anlama geliyor. Ona mutlaka değineceğim. Şimdi özellikle geçmiş tarafınızda benim gördüğüm şu. <laughs> resmi 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 yani resmiyet buradaki. Şimdi ama bu etrafı karışık resmi karışıklık söz konusu olmuş. Çok da güzel dilekleriniz var. Bakın sanki şey gibi şurada bir süreç gidiyor. Ben aile içerisinde şunun mücadelesini veriyorum. İşimle ilgili şu kadar mecbur, meşgul, işte me meşgulüm, şu kadar yoğunum. Hali hazırda şurada böyle dilekleriniz var. Bir kişiye dair gibi ya. Yani şurada silik silikler sizler göremiyorsunuzdur. Şurada silik silikler arkadaşlar. Bir şurada var, bir şurada var. Evet, siz göremiyorsunuz bir şurada bir şurada bir şurada şöyle şuradaki ikisini görüyorsunuzdur zaten o çizginin üstünde işte hayalleriniz var sizin bu birlikteliğe dair ee, bunlardan özellikle iki tanesi bir hayal sizi bir hedefiniz ama etrafını tamamen imza kaplamış hani ben buradan bir tarif alırsam şuraya tarihini çıkarsa şuraya gittiğimde gibi hani buradaki şey o arkadaşlar açıkçası eee ve çok güzel karşılıklı karşılıklı konuşmalar var. Bakın bu resmiyet bitiyor. Hakikaten siz o sürecin içine giriyorsunuz. Keza buradaki hayaller hayal kuruyorsunuz dedim ya. Bakın gerçekleşmiş olarak karşınıza çıkıyor. Yani yaklaşık 15-20 gün öncenizde ne diyelim ona? Aralık başı diyelim, aralığın ortası diyelim. Sanki böyle bir resmiyetimize dair bir hamle yapılmış. Artık olay başlatılıyor. Siz bunun mücadelesi içerisindesiniz ki şurada çok güzel bir balık görüyorum. iki kişinin karşısında şuradaki bir balık şurada iki kişi var arkadaşlar. Keza sonra dik bir duruşunuz var. İki insanın arasında kalan bir siz görüyorum harici. Yani ama ikili konuşmalarınızın devam ettiğini görüyorum. Gücünüzü topladığınızı görüyorum. Yani bunu böyle son 10 gündür sakinsiniz. Son 10 gündür. Ha bu ne var? Resmi bir sürecin biraz İkinci hale bir resmi süreç giriyor devreye çünkü burada. Şöyle söyleyeceğim arkadaşlar. Bakın şimdi şurada net gördüğüm şu şekil var da. Şimdi burada siz ikiniz iki kişisiniz. Ee, önce bir karşılıklı konuşmayı planlıyorsunuz. Çok kararlısınız. Arada biri kalıyor. Arada bu kalan birisi başkası. Sonra siz bu ikili arasında kalıyorsunuz. Bakın olaylarınız son 15-20 gündür çok karışıkmış. Yani artık eee Ocak ayı. Tamam hani yeni yılın gelmesiyle bir şeylerin artık netleşmesi ee, ne diyelim ona artık daha oturması hali var. Şurada siz bir şeyleri dengeyi iki tarafta anne babayı kenara kenara koymuşsunuz arkadaşlar. Bir tarafta biri bir tarafta biri var. Ama eştir ama anne babadır ama arkadaştır bilmiyorum. Ama bunu şunu net görüyorum. Siz bir şeyleri dengeyi kurmaya çalışıyorsunuz. İki kişi arasında net kalıyorsunuz. Hayalleriniz gerçekleşmek için yoğun bir eee içerisindeymişsiniz. Hani nedir süreç sizin adınıza tekrardan bir resmiyeti göstermekte. Bu resmiyette şudur. Siz atıyorum şu an bir örnek vereceğim sadece. 10 lira alacağınız var. Bunun resmiyetindesiniz. Siz bu 10 liranın 8 lirasını alırsınız. Kalan 2 liralık bir şey kalmış burada. Yani ocak onun hani o da şöylemiş gösteriyor. Ocak ayının başında onunla alakalı olan kısım başladı ama ocak bitiminde bitiyor diyor. Yani çok uzatacak, uzayacak bir mevzu da değil. Konu uzatılmayacak mevcut durum uzamayacak bilginiz olsun. Sadece siz bu geçmişte ve Ocak sonunda hallettim dediğiniz o resmiyet sonrasında işte olay şurada şöyle oluyor arkadaşlar. Siz asıl bu mücadeleye yeni başlayacaksınız. O da nasıl? Şubat ayı gösteriyor. Ocak ayınız tamamen bekleme. Olanın olduğu gibi devam etmesi. Rutin. Üzgünseniz üzgün devam eder. Mutluysanız mutlu devam eder. Ama bir rutin çizgide ilerliyorsunuz. Nasıl ki bu sonuç, bu imza, bu belge, bunu da her neyse arkadaşlar o geldiğinde işte sizin Şubat ayında hani böyle bir uykusuz hallerinizi görüyorum. Böyle çok enteresan. Ee, yani bir güç toplamışsınız. Buradaki insan, karşınızdaki insan da çok fazla şey durumda arkadaşlar orada. Ee, güçlü. Arkanızda birisi var mesela küçücük kalmış. Çünkü size yalan atmış gibi. ağırlık var hali var da üstüne çöken. Şimdi şurada hulk gibi kaldırmışsınız kollarınızı. Ne görüyorum biliyor musunuz? Şöyle arkadaşlar şöyle tarif edersem daha doğru olacak. Bakın şimdi. Önce bir gücünüzü güç katıyorsunuz. Sonra bir insanı arkanızda bırakıyorsunuz. Sonra şurada kolları kaldırmış bir. Yani önce siz bir kaldırmış tamam gidip gücü kendinizde hissediyorsunuz. Sonrasında birisi var. O birisi abi midir, eş midir, yardımcı edecek bir erkek. Yardımcı olacak bir erkek. Böyle Hulk gibi kaldırmış kollarını ve çok ciddi anlamda sizi taşıyor. Siz burada güçleniyorsunuz. Size yalan, ihanet etmiş ya da sizin ayak boyu olan hakkınızı yemiş birisi arkanızda kalmış. Siz net arkanızda dönmüşsünüz artık onu. Karşınızda kafasında bakın tavus kuşu gibi. Yani böyle tuş, e, kuşların tuş diyorum. E, kuşların e, yuvası gibi böyle. Bir. Onun adı ne? Bir, yani aşıyan bir kuş yuvası işte. Öyle herhalde. bir herhalde. Bir, bir öbek var orada. Kafanızda. Birisinin kafasında. Karşınızdakinin kafasında ayakları incecik duruyor. Yani bastığı zeminden o da emin değil. Ama sizin bastığınız zemin o kadar güçlü kudretli ki altı bir hulk var. Birinden çok ciddi destek alacaksınız. Birini kesinlikle arkanıza bırakacaksınız. Destek aldıktan sonra kafasında o böyle kısmet ya ne diyelim ona kısmet dağıtıyor. Yani sizin için kısmet e, sebebi o. Hani bir, bir film olsun o. Bir, bir kısmet kişi olsun. Yani sanki biliyorsunuz ki çok fazla adı var. Mesela e, bazı firmaların adı vardır içine girince kof olduğunu öğrenirsin ya yani dersin ki ya koskucu şu bu ya dersin ya arkadaşlar öyle bir şey bu. Baktığın zaman kafası bir resmen kuş kafesi haricinde ayakları dik durmayan biri. Ha iki kişiden destek alıyor. Hani ne olacak deseniz siz bu ayakları dik durmadığı için hani çok ne birbirinize de fayda sağlıyorsunuz arkadaşlar. İnsanlar burada size bakıyorlar. Siz bir kısmetle karşılaşıyorsunuz Şubat'ta. Yeni bir iş kurmak, bu kurmak için yeni birisiyle tanışmak olabilir. Yeni birisi hayatınıza girebilir. Yani böyle ufku çok geniş bir insan. Onu destekleyen birisi var yanında. Totalde üç kişi oluyorsunuz siz. Şu kuş kafasını kafasına taşıyan güçlenmişsiniz. Yanında biri de var. Sonra da kafa kafaya üç kişi bir şey konuşuyorsunuz. Şubat ayında siz bir yatırım mı yapacaksınız? Bir işe mi gireceksiniz? Bu bir proje olarak mı değerlendirmeli? Yoksa bu aile fertlerinin Hani mirasıyla alakalı birisinden aldığınız destekle diğer amcayla teyzeye atıyorum şimdi. Hani böyle ablayla abiye kafama tutuyorsunuz. Hani bilemiyorum. Ama burada aşk değil. Bu bu gördüğüm aşk değil arkadaşlar. Ya işle ilgili bir mevzunuz var Şubat ayında full Ya da hanenin özellikle resmi süreç sonrasında karıştığını görüyorum çünkü. Ya da siz atandınız. Atandıktan sonra karşılaşacak olduklarınızdır. Bu ya e, ev, hane yani bir miras parasal ya da iş maddiyat parasal şeklinde. Şubat ayınızı full karışık şekilde görüyorum. şubat atlattıktan sonra çok net bakın sandala binmiş gidiyor gibisiniz. Çok net rahatlayacaksınız. Burada bir 3 kişi kutlama var. Bir insan böyle elinde bir şey haber gönderiyor size sonrasında. Ve çok net rahatlıyorsunuz. Şimdi tam Nisan ayın Nisan ayının başına doğru arkadaşlar net. Yani şöyle Şubat öyle gidiyor. Mart sakin geçiyor. Mart sonu Nisan başı diyeceğim resmi bir yol çıkıyor oradan. Resmen iki tane kişi sizi böyle alıp gelip e, oradaki resmi yola ya bir tayin terfi olayıymış gibi şöyle düşünün. Tayin terfiyi şöyle düşünün arkadaşlar. Bir tane bakkal dükkanı açtınız gittiniz sonrasında zincir markete çevirdiniz. Anladığım kadarıyla bu Şubat'taki olay sizin için resmi bir işlem işleyişin başlangıcı ama Mart sakin geçirip Nisan ayının baştan başında net bir Haydi seni Dubai'ye gönderiyoruz Haydi seni Kıbrıs'a gönderiyoruz yani seni böyle bir yurt dışına gönderiyoruz. Türkiye'de olduğunuzu düşünerek tabii ki de yurt dışı diyorum. Hani sizi böyle bir yere yay gibi iki kişi gelip böyle at, atınca hani anladınız değil mi? E, yayın o yay sapan sapan sapanın arasını lastiği alıp geldiğinde bırakınca gidiyorsun ya. Şöyle gelmişler size iki kişi böyle salsalar gideceksiniz. Ve bu konuşmalar yapılıyor Nisan ayında. Ve de önünüzün açık olduğu bir yere gidiyor. Ve burada ay yıldız görüyorum. Yani sizin resmi işinizle ilgili. Bir resmi bağlantınızla ilgili. Özellikle Mart'ın sonu. Haydi Nisan'ın başa olsun. Ki bakın çok net. Ee, bu şey. Tabakla. Fincan'ın eş zamanlı işlemesi. Yani fincanın bana bir şey söylemesi de tabağı onun tam, tas tamamlı bunu demek istiyordum deyip tamamlamasını çok seviyorum. Gerçekten o yüzden ben şimdi zaten falları bir bütün bakıyorum biliyorsunuz arkadaşlar. Ee, elma var kurt vardan ziyade. Bana bir, 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 şey var bu falan. Ben de gördüğüm gibi açıklarım açıkçası. Tam da sizin bu Nisan ayı dedik ya başında Nisan başı dedik ya sizi böyle geliyorlar atıyorlar. Tam da onu dedi bana bu fincan şimdi tabağı. Seni de attılar. Senin önüne bir kısmet çıkacak. Siz üç kişisiniz. iki kişi senin önünü açacak bir fırsat sağlayacaklar. O kadar önün açılıyor ki. Senin kariyer hayatın oldu artık bitti. Yani sen Şubat'ta verdiğin mücadeleyi bir daha vermeyeceksin. Hele şu Şubat'ı atlat. Mart sakin, Mart sonu hani Nisan başı da çok güzel fırsatlara gebe olduğu bir yaz dönemi senin olacak. Bu bir. Ailenle ilgili zaten maddiyatında yani kazanıyor olduğun için maddi sıkıntı veriyor değil. Şurada ailede gelecek olan bir kısmet vermiş ki çok temiz. Burada işte aşk veriyor. Yani sana diyor ki sen bugüne kadar aşkınla ilgili o kadar çok fazla mücadele ettin. O kadar çok fazla hep iş, hep aile, hep kariyer, hep para, hep gündeminde o vardı ki. Hep bu vardı. İşte sırada aşk var artık. Ama yaşın geldi der, ama vaktin geldi der, ama kısmetin geldi der. Ee, yaşın kaç olursa olsun ikinci bahar vardır. Bazen böyle benim büyümüsünüz e, sevgili arkadaşlar. Hani o yaş grubu olarak söyleyeyim size. E, ya 60 yaşındayım. Ben ikinci ben istemiyorum evlilik falan. Hani iş istiyorum, para istiyorum. Yani e, gerçekten ikinci bahar diye bir gerçek vardır. Kısmetin ne zaman geleceği de bilinmez. Siz bu kadar umu, yani kapatmayın kapılarınızı derim kısmet için hani kısmet ise Bağdat'tan döner derler ya bunun için bir sürü söz var elbette ki. O yüzden benim burada gördüğüm kariyer hayatınız tamam. Bunu bu arada okuyanlar okul hayatı olarak da değerlendirmeli. Ya ben anlattıklarımdan size anladıklarınızdan sorumlusunuz arkadaşlar. Yani okul, kariyer, para, iş kapılarıdır zaten ya. Hani onu oradan dinlemek gerektiğini düşünülebilir diye ilk kez de açıklayayım dedim. Şimdi burada paradan ziyade aşk var. Para hani artık rutinde güzel ilerliyor. Aşk da diyor ki burada iki kişi öpüşüyor. Bakın şimdi. Şurada kafa kafa yapışıyorlar. Hem de çetreferli bir yolu geride bırakarak. Yani bir kişi var burada çetreferli bir yolu geride bırakıp bakın S harfi de mümkün bu kişide. Karşılıklılar ne olacak sonra? Gayet kişilerin olduğu dümdüz çizgi. Önlerin nereye gidiyor? Tertemiz. Demem o ki yaş kaç olursa olsun. Evliyseniz de bugüne kadar aşkla alakalı pek bir vakit ayıramamışsınız. Yani çoluk çocuğunuz da varsa yaşınız geçtiyse torun torba sahibiyseniz de hayatınızda birisi yoksa da ama vefat etmiştir ama ayrılık olmuştur. Ama bir şekilde bitmiş gitmiştir ve yalnızsınız eğer. Bu çetreferli yol sonundaki kişi öpüşüyor burada birisi var. Ne zaman deseniz Nisan son bakın Nisan'ın başında siz işe gitmiş artık önünüzü açmış olacaksınız. Nisan sonrasında çetreferli yollardan ben geldim diyen bir insan var burada ki bu çizgi dik gidiyor. Yani böyle düz bakarsak da şimdi bu şekilde bakıp da değerlendirecek arkadaşlarımız da vardır. Bu bir kadın sivilesi gibi arkadaşlar ama arkasından gelen bir erkek var. Ve kadının gittiği yön erkeğin gittiği yön aynı. Demem o ki aşk lazım aşk. Umarım güzel bir süreciniz olur diyorum. Ben tabii ki de görevlediklerimi aktarmaya çalıştığım dilimin döndüğünce arkadaşlar. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Her sabah 10'da her akşamda saat 6'da e, mutlaka e, ee, ben bakımımı yapıyorum sizlerde paylaşıyorum 2 yıl, yıl oldu arkadaşlar biz beraber devam ediyoruz ilk gün itibariyle destekleyen arkadaşlarım var çok teşekkür ediyorum iyi ki varsınız gerçekten nasıl ulaşabiliriz sorusu sık sorulduğu için her falında mutlaka tekrarlıyorum numara da istiyorsunuz 0533 031 0132 telefon numarasından ve de buketle kahve falı instagram hesabından bana ulaşım sağlayabiliyorsunuz arkadaşlar ee, şunu söylemek isterim ee, süreç zaten zorladı zorlamaya da devam ediyor Allah da yardım etsin hepimize başta şifalar diliyorum bekleyen herkese tabii ki de ya iki yıl olunca geçer sandık da buralara kadar oruca, yani devam edeceğini düşünemedik başta sağlık su yolunu bulur arkadaşlar bir kere öncelikle bunu söylemek isterim ve de Tabi e, tabii ki de en yakınlarımızdan darbeler alabiliyoruz ya da kapanmış kapılarımız oluyor. Ya bir insanın yarınlarından umudunu yitirmemesi gerektiğini düşünüyorum. Ben kendim bunları düşünüyorum. Kendim uyguluyorum. Bana şifa da veriyor. Size de söylüyorum belki siz de uygular. Size de şifa sağlar diyorum. Şimdi bir kapı kapandı ama o iniş işte. Bir köprüden iniyorsun çıkıyorsun. Çıktın ya ineceksin mecbur. Bir gün indin ya karşıdan karşıya elbet geçmek gerekiyor. Ve sen o köprüye yine çık çıkman gerekiyor. Ya hayat böyle döngüden ibaret aslında. Hem etme bulma dünyası hem sınav dünyası olarak değerlendiriyorum. Yani daha doğrusu sınav dünyasındayız ama işte insanlar ettiğini de bularak da sınava tabi tutuluyor. O yüzden aslında burada payımıza düşen kalbimizi temiz tutmak ya. Ben hep buna inanıyorum inanın. E, baktınız ki bir kapı kapandı. Umudunuzu yitirmeyin yarınlarınızdan. Bir insanın yarınlarına dair hani en yapması gereken şey gardını yüksek tutması. Yani umudunu aslında dik tutması. En büyük yeleğimiz olsun bizim hayatta tutunuşumuz. Çünkü yaşamalıyım hikayenin sonunu merak ediyorum demeliyiz kendimize. Bir de insanlar çok acımasız ve bencil oldular arkadaşlar. Yani e, zamane gidişat böyle. Yani bizim çocukluğumuzda biz çamurdan o bebekler yapar, işte tencere tabak yapar, sokakta oynardık. E, bu kadar çok komşuluk bile vardı. Şimdi insanlar birbirlerini tanımıyorlar. Güven yok artık. O yüzden insanlar bu kadar acımasız ki. Siz kendinize şunu yapın. Hani hak ettiğiniz değeri önce kendiniz verin. Kapanan kapılarınız varsa kendinizi aşılayın, umudunuzu yitirmeyin. Elbette ki yakınlarınızdan aldığınız darbeler can yakmıştır. Hepimiz deniyoruz, anlıyoruz. Bizler de tecrübe ediyoruz. Herkes ediyor bence. Ben o gibi durumlarda bedduanın negatif enerjisini üstüme çekmekten ziyade karşı tarafa bırakıp Allah'a yavale edip ilahi adaletten aslında belki de e, tecelli edeceğini bilmek e, rahatlatıyor beni. O yüzden herkes kalbinin ekmeğini yesin. Siz kendi payınıza düşeni yapın arkadaşlar. Karşı tarafa bırakın kendi gönlüyle. O gönülde ne varsa zaten onu kendisi yaşayacaktır. O yüzden herkes kalbinin ekmeğini yesin. Kalbinizin güzelliklerini bol tutun. Hepsi size gelsin bir ver. Sağlığınıza, psikolojik sağlığınıza dikkat edin. Yarınlarınızdan umudunuzu yitirmeyin. Herkes kalbinin ekmeğini yesin diyorum. Bugünlük bakımımın sonuna geldi. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. O zamana kadar en büyük zenginliğimiz. Başta sağlıkla kalın ve hepiniz kalın arkadaşlar.